Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe 14'te 14 yaptı. Çok uğraştı. Portekizliler, Brezilyalılar, Kolombiyalılar, Ganalılar. Fenerbahçe ve Galatasaray, Barcelona ve Real Madrid gibi ayrılmış durumda rakiplerinden. Normalde Beşiktaş denklemin içindedir ama kalite olarak şu an değil. Dinamo Moskova'da Sandro Schwarz'ın teknik direktörlüğü döneminde oyuncuya kattığı özellik var. Diyor ki senden 8 numara olur. Mesela Szymanski'nin adı Johnny Simmons olsa ve İngiliz olsaydı kaç para olurdu? 45-50'den aşağı değildi şu anda. Tabii. Yani. Reverse'e takılıyoruz değil mi? Çok haklı evet. Olarak. Ben takılmıyorum. Niye biliyor musun? Abi oraya yumuşacık nasıl bırakıyorsun yine? Bu kadronun yaptıkları henüz hala yapacaklarının yarısı bile değil. Okan Hoca sanki böyle başka bir plan yapıyormuş gibi de hissetmedim değil. Tamam o plan ne işte onu anlamaya çalışıyorum. Üçlü oynamak gibi mi? Acaba? Orta sahasındayım. Yok zahaneler. Abi ama Şenol Hoca'nın orada kabahati yok ki. Sürekli transfer borcu ettiler takıma. Sen senenin sonunda Şenol Hoca bilmiyoruz ki. Belki 3 oyuncu istedi. Hani biz burada sezon başı programlarında ne diyorduk? Beşiktaş'ın fena bir kadrosu yok aslında diye konuşuyorduk değil mi? Fena kadrosu yok hala. Aynı fikirliyim. Beşiktaş'ın fena kadrosu yok da bu kadro bu senenin kadrosu değil. En az 6, maksimum 8. 6-8 arası oyuncu olmayacak senin. Onlardan biri Aboubakar bu arada. Biri de Masuaku. Ya iki tane gerçekten yaratıcı oyuncu. Hepsini sayabilirsin ya. Merhaba, hoş geldiniz. Yeni savunma arkasında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi tabii. Tabii ki sevgili Mehmet Ayan ve sevgili Erol Turay Genekon'la karşınızdayız. Merhaba. 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 Nasılsınız? İyi misin? Çok teşekkürler. Abi? Kardeşim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Erol, nasılsın? İyi Veli. Sizleri gördüm. Daha iyi oldu. Aynı şekilde. Hangi takımın arması o? Manchester City abi. Biz kaybedince genelde yanında oluyoruz. Kaybetti bu hafta. O yüzden giydim. Yani niye kaybetti acaba o da? Çok sürpriz değil. Yani çok sürpriz yani, değil. Puan kaybı bekliyordu. Bu kadar değişiklik yaparsan, bu kadar oynarsan takımla olabiliyor bazen. Her yani. Sene böyle bir sürpriz kaybediyorlar onlar. Evet. Belli ki Mayan abiyi yatırmışlar. Canlı cansız yattık arkadaşlar. Evet belli. Vay Manchester City. Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe 14'te 14 yaptı. 14'te 14. Hakikaten yani söylerken bile insan tuhaf oluyor. Çok zor bir şey. Gerçekten zor bir şey. 7 Avrupa'da, 7 ligde. Bunları yaparken de 42 gol attı. Doğru. Maç başı 3 gol. Muazzam performans. Başta İsmail Kartal olmak üzere. Tüm takıma tebrikler. Tüm Fenerbahçeleri tebrikler. 5-0'lık Rize galibiyeti. Mehmet abi seninle başlayalım. İmkanlarım doğrultusunda sezon başında bir takım yapmak istiyorum. Hı. Haziran ayında param da var ama belli bir param var. İdeal 11'imde kaleci İrfan Can var. Sağ bek Mert Müldür, sol bek Osterwolde, savunmada Serdar Samet. Yerli şeyinde gözeterek. Merkez orta sahada Crespo, Zayis, Mert Hakan. Santrafor mevkinde Batshuayi, bir kenarda Cengiz, diğerinde King. Bu takımın temel 4-7'de Emre Mor, Ray Kent, Bartu Elmas, Umut Nayır. İş yapar mı? Yapmaz. Belli bir seviyeye kadar yapar. Yani iş yapmaktan kastımız ne, ona bağlı yani. Şu yani bu takımı şampiyonluk mücadelesi içinde görebilir miyiz? Belli bir seviyeye kadar ama Galatasaray bu kadroyu kurmuşken o takım olamazdı. Tamam. Bu 15 oyuncu dışındaki 11 oyuncuyla Fenerbahçe kütür kütür oynuyor. Geçmiş haftalarda konuştuk. Öndeki altılıyı İsmail Hoca çok uzun ve çok yüksek erimli oynatır. Savunma ikilisini zaten buldu. Sol beki Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri. Erbatur biraz sonra en iyisi diyecek. Sağ bekte belki yerli yabancı dengesine göre Ozay Samuel'in forması garanti olmayabilir. Mert de olabilir. 10 tane oyuncusuyla muhteşem bir performansıyla Fenerbahçe gümbür gümbür bir 5-0'ı aldı. Hafta işte Başakşehir maçında da aynı şeyi yaptı. Muhtemelen Spartak Dinamo ve tanımamayla beraber Spartak Dinamo'nun da gücüyle kalitesiyle kazanma ihtimali güçlü bir takım. Ama Fenerbahçe'nin en önemli özelliğini söyleyip konuyu kapatıyorum. Ali Koç 2018'in 3 Haziran günü göreve geldikten sonra ne olur bunu yanlış bölgecilik falan yapmıyorum. Çok uğraştı. Portekizliler, Brezilyalılar, Kolombiyalılar, Ganalılar falanlar abi. İki adam aldı. Üçüncüsü de kaleci. Tadic, Sırp, Ceko Boşnak, Kaleci Hırvat. Yugoslavya'yı aldım ve hepsi bizim için çok yakın coğrafyada ve ikisine liderlik verdin. Konu kapandı ya. Ya niye uğraşıyorsun? Bölgecilik yapmıyorum. Tam tersi Fenerbahçe'nin genleri de uğraşır. Yetişme ihtimaliniz var ama ben daha fazla seyrettim. Yani Fenerbahçe küçükken bizim için Pesic ve Repçiş'ti ya. Öyle başladı yabancı olarak. Dolayısıyla hem bu harika Balkanlaşma süreci, Balkan havası, hem de kadronun gençliği ve İsmail Hoca'nın tartışılmaz önderliği. Sadece bir soru var. O da soru, bir yargı değil.
Öndeki 4 oyuncunun geçen hafta konuştuk sol ayaklı olmasını bir teknik direktöre sormak istiyorum. Mesela Mustafa Denizli gibi sol ayağını kullanan bir hocaya 4 tane sol ayaklı oyuncunun olmasının avantajları ne? Dezavantajları. Bir dezavantajını... sormak istiyorum sadece. Bu bir yargı değil, yanlış da değil, eksik de değil. Bunu İsmail Hoca'ya soramazsın çünkü o iyiliklerini sana anlatır. Dışarıdan bir göze sormak isterim, o kadar. Bir dezavantajını şu ana kadar görmedik. Görecek gibi de durmuyoruz. Dezavantajı yok gibi sanki en azından şu an için. Hatta ve hatta bir gerisindeki iki oyuncudan birini daha dahil edip Fred'i de sayabiliriz. Bir de o var sol ayak baktığımızda. Öyle bir durum söz konusu. Valla ben şöyle söyleyeyim. Son cümlemi söyleyeyim. Tabii, sonra bakalım bitiyor. Dzeko, Temel Uyguç. O bazen rahmetli Taner Korucu'ya veriyor. Bazen Navmovski'ye oyun kur diyor. Bazen Volkan Aydın'a üçlük at diyor. Bazen Ufuk Sarıca'ya turnike veriyor. Bazen Konrad Makre'ye indiriyor. Kendisi de ampulden atıyor. Güzel. Fenerbahçe'nin hücum dörtlüsü yazıyor altta. Fenerbahçe'nin hücum dörtlüsü arasında paylaşım müthiş. Yani bu kadar güzel dağılım olabilirdi. Yani istesen bu kadar güzel ayarlayamazsın. Hepsi birbirine asist yapıyor. Hepsi gol atıyor. Öyle bir durum içerisindeler. Ve bu kadar kısa süre içerisinde, bu kadar kısa süre diyorum çünkü sadece 14 maç oldu. Belki sene sonu 55 maç olacak. Belki 60 maça kadar gideceğiz, bilmiyorum. Böyle bir durum da söz konusu olabilir Fenerbahçe için. Ama bu kadar kısa zaman içerisinde bu kadar büyük bir ahenk yakalamak muazzam bir iş. Tabii. Ve bu paylaşımcılıktan bence paylaşmaktan keyif alan bir oyuncu grubu olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin hücum dörtlüsünün. Ve bu şekilde paylaşmaya devam edecekler gibi duruyor. Erbatur'a pas atarken şunu söyleyip atmak istiyorum. 14'te 14'ü yaparken atılan 42 gol bence inanılmaz değerli. Her ne kadar İsmail Kartal Hoca haklı olarak atmaktan ziyade yememek benim için daha önemli. Biz bu şekilde şampiyon olabiliriz dese de ben bu 42 gole ayrı parantez açıyorum. Şunu diyenler oluyor. Bu bana garip geliyor. Ama daha Fenerbahçe... gerçek rakiplerle karşılaşmadı ama daha kendi seviyesine yakın takımlarla oynamadı. Kim bu takımlar? Hangi takımdan bahsediyoruz? Twente ile oynamadı mı? Oynadı. Twente kim? Hollanda Ligi'nde oynadığı son 21 iç saha maçında 17 galibiyet, 4 beraberlik alıp mağlup olmamış takımdan bahsediyoruz. Bu takıma 2 maçta 6 gol attı Fenerbahçe. Nordjylland'da oynamadı, oynadı. Bu takım kim? Geçen sezon Danimarka Ligi'ni normal sezonu zirvede bitiren, sezon sonunda playoff'un ardından ikinci bitiren bir takım Nordjylland. Kimlerle oynayacak daha? Ankara Gücü deplasmanı oynadı. İçeride oynadığı takımlar 4-5 atıyor, 6 atıyor, her şeyi yapıyor. Dolayısıyla buna hiçbir şekilde kılıf bulmaya gerek yok. Müthiş bir performans. 42 gol. Olağanüstü bir iş. Bir başka açıdan da yaklaşayım. Hani kim bu takımlar, dengi takımlar diye sordun ya. Hı-hı. Bak net olalım. Bu aralar bütün maçların ardından benzer hoca açıklamaları görüyoruz değil mi? Hı hı. Ne dedi Çağdaş Hoca? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalitesi yüzümüze tokat gibi çarptı evet. dedi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın seviyesinde zaten şu an Türkiye'de takım yok. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray bu dengi takımlarla oynamayacak. Balkanlar ve Ön Asya'da da yok bence. Avrupa'da... Kızıl Yıldız'ı tam bilmiyorum. Doğru, bak bu söylediğin önemli. Avrupa'da ilk 20'ye girer mi? Avrupa'da ilk 20 çok iddialı olabilir. Ama olmayabilir de. Şöyle bir durum var. Hakikaten şu anda Süper Lig tarihinin en özel sezonlarından birindeyiz Fenerbahçe ve Galatasaraylılar için. Çünkü bu iki takım çok net olarak bir La Liga oluşturmuş durumdalar. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray, Barcelona ve Real Madrid gibi ayrılmış durumda rakiplerinden. Normalde Beşiktaş denklemin içindedir ama kalite olarak şu an değil, kabul edelim ki. Tabii ki hala geliştirilebilir ama şu an saf kaliteden bahsederken bu bir gerçek. Şimdi saf kaliteyi akan oyuna döndürmek ve kısa sürede bir takım oluşturmak zor bir olgudur. Bak Galatasaray daha süreç istiyor buna tam olarak ulaşmak için. Yavaş yavaş gelişiyor, görüyoruz. Ama Fenerbahçe çok erken yakaladı bunu. Mehmet abinin dediği oradaki Balkanlaşma ama bence çok önemlisi İsmail Hoca'nın tutkal liderliği, oyuncularla olan iletişimi ve fakat herkesin rolünün çok doğru bir şekilde işliyor olması ve ben sizden şöyle ayrılıyorum. Geçen sene bu takım şampiyon olamazken en büyük problemi gol yemekti, atmak değil. Ortada iki adam
Beka, Ciko, arkalarında Livakovic çok sağlam bir kütle oluşturmuş durumdalar. Ön tarafın uyumuyla gol sorununu da çözdüğünde zaten James Maddison'la Talisca arası bir havaya sahip olan Szymanski'nin de var. Ortaya böyle acaba ne yapabiliriz? Bırak ligi kazanmayı, Avrupa şampiyonu da olur muyuz? Çünkü olabiliriz dedirten bir Fenerbahçe çıkıyor. Abi bir soru soracağım. Şu anda Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu içerisinde bir futbol sever olarak tribünde canlı izlemekten en çok keyif alacağın veya aldığın oyuncu kim olur? Bu soruyu geçen sezon sorsaydın, daha önceki sezonlarda sorsaydın, Sloven Salih olarak Ersun Yanal'ın adlandırdığı Miha Zajc derdim. Hmm. Şu anda? Şu anda Fenerbahçe'deki en sevdiğim oyuncu olan Zajc'ın 5G versiyonu geldi. Güzel. Mask, Tadic, Ceko, bunları tartışmam, konuşmam ama öznel bir şey soruyorsan. Evet. Mehmet Ayan Fenerbahçe'de bir numaralı Szymanski'yi takip ediyor ve en çok Szymanski'yi seviyor. Çünkü en sevdiği Zajc'ın 5G modeli. Net aynı fikirdeyim. Ben de şu anda canlı olarak izlemekten en çok keyif aldığım ve alacağım, daha da fazlasını göreceğimiz düşündüğüm oyuncu Szymanski benim de. Fenerbahçe'de fazla kalmaz bu çocuk. Aynı fikirdeyim. Buna 35'lik 40'lık ederler bu çocuğu. 35'lik 40'lık edip satmak da marifet bu arada bence. Hemen geleceksen hemen 35 zaten 40 hemen. Bu modele dönmesi gerekiyor bence Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da. Yani bu model aslında ne? Benfica Porto modeli. Tabii. Yani baktığımızda en uygun modeller bize. Her açıdan en uygun modeller. Szymanski Fenerbahçe'de değerine değer katacaktır. Szymanski'yi biz transfer olduğunda birçok kişi şöyle düşündü. Bir 10 numara geldi Fenerbahçe'ye diye düşündü ve hücum bölgesinde işte kaleyi gördüm, şut atacak, ara pas atacak, ince işler yapacak ama biz daha fazlasını gördük ve bize daha fazlasını vaat ediyor. Neden vaat ediyor? Bugün bir araştırma yaptım yayına gelmeden önce. Dinamo Moskova'da Sandro Schwarz'ın teknik direktörlüğü döneminde oyuncuya kattığı özellik var. Diyor ki senden 8 numara olur. Seni 8 numara yapacağım diyor Sandro Schwarz. 8 numarayı alıyor ve o dönemde 8 numarada öyle bir takım savunması yönünü geliştiriyor ki yıldaki ortalaması 8 ikili mücadele kazanma maç başı ve girdiği ikili mücadelelerin %61'ini kazanma noktasına geliyor. Ve Feyenoord'da alırken niye alıyor oyuncuyu? Ya bu oyuncu hem 10 oynuyor ama aynı zamanda 8 oynama özelliği kazanmış. Tam bizim istediğimiz gibi diyor Feyenoord, o yüzden alıyor. Ve bunları birleştirdiğimizde de Fenerbahçe belki de sene sonu geldiğinde belki yılın, belki de yılın en iyi 3 transferinden birini yapmış olacak. Bir de Mehmet Ayan'ın sözüdür. Vodafone Park Türkiye'nin mutluluk merkezi diye Beşiktaş'ın şampiyon olduğu dönem Şenol Güneş'le. Şu an Kadıköy uzun bir zaman sonra bir mutluluk merkezine dönüştü Fenerbahçeliler için. Herkes çok keyifli, gündüz maçlarında keyifli, Bağdat Caddesi keyifli, aura değişmiş durumda. Bu oyunun teknik taktik kısmı kadar değerli bir başlıktır. Çünkü hepimiz biliyoruz ki yıllardır maçlara gittiğimiz zaman şampiyon olacak takımın stadına gittiğinizde bu takım bu sene şampiyon olur dedirtir size o ortam. Fenerbahçe'de şu an o var. Taraftarın da hakkını verelim bu anlamda. Bir ekleme yapayım. Feyenoord'da transfer olurken ki scout raporunu okudum bugün bir araştırmada. Topsuz oyundaki pozisyon bilgisi, ekstraları, artı sürekli hareketli olması ve kendini hep boşa çıkartıp topu ayağında olan oyuncuya kendini göstermesi ve bir sonraki hamleyi önceden düşünmesi olarak artıları var. Dolayısıyla da attığı bütün goller, bugün ilk golde çok zor bir gol. Niye zor diyeceksin? Bomboş kaleye gol zor. Evet, orada olmak zor. O yüzden de bütün ölçüler pişire taşıra. Pişiriyor, taşırıyor. Pişiriyor, taşırıyor. Vuruyor. Çünkü boş olduğu için nereye vuracağını dediğin gibi yarım saniye, bir saniyesinden görüp atıyor. Balkan konusu Mehmet abinin söylediği... Ben Szymanski'yi de o Balkan içinde coğrafya olarak görmüyorum ama kafa olarak Szymanski de Balkan gibi davranıyor. Polonya tabii. Ama zaten yıllardan çok, beri... Çok çalışkan bir sporcu kültürü vardır Polonya'da. Ben zaten yıllardan beri neden birçok kulüp ya da en azından büyük kulüpler bu... Bu havzayı, bu havzadan yararlanıyor. Aynen öyle abi, anlamıyorum çok, yani. Çok basit vericim, sen çok saf bir çocuksun ya. Büyüyemedin şu konularda ya. Oğlum Balkan'dan adam alırsan ucuz. Pahalısını al abi. Pahalısını sen alamıyorsun. Alman alıyor. İtalyan bak, alıyor. İyisini aldı yani. Pahalısını der ki iyisini al anlamında söylüyorum. Balkan'dan yani. Adam alırsan ucuz. Gidip 150 bin euroya atıyorum 110 bin euroya Edin Dzeko'yu pardon Edin Vişke'yi alırsan transfer gibi görülmez Türkiye'de. Sorun o. Bak aldı Fenerbahçe.
Yaşı tamam. Ben Fenerbahçe'den bahsetmiyorum. Ben genelde Balkanlara yönelmemesinin sebebi 50.100 buraya oyuncu mu onlar ya? Vallahi bileceğim hiç anlamıyorsun işler. Şimans gibi de bize neyi hatırlattı biliyor musun? Büyük yıldız potansiyellerinin şu olgusu vardır. Top ayağına geldiğinde keskin bir biçimde gol ya da asiste dönüşeceğini ön taraftaki oyuncular için söylüyorum. Hissedersin. Şimanski artık bunu hem hissettiriyor hem de uyguluyor. Bu çok özel bir şeydir ya. Yani top ayağındayken bu keskinliği hissettirmek özel bir şey. Katılıyorum. Mesela Şimanski'nin adı Johnny Simmons olsa ve İngiliz olsaydı kaç para olurdu? 45-50'den aşağı değildi şu anda yani. Ama bize 2 sene önceki Madison'ı hatırlatıyor. Bu böyle devam ederse Madison'ın şu anki haliyle bu seviyeye gelecek gibi gözüküyor. Ben çok keyif alıyorum. Ben de çok seviyorum şu an. Mehmet abi başından beri hesaplıyordu programımızın bu yaz döneminden itibaren. Ha kırdı ha kıracak. Bir gol kaldı bir asist kaldı derken İrfan Can Kahveci kariyer rekorunu kırdı. 7 gol 5 asist 12 golü direkt etki. Kariyerinde en yüksek ulaştığı sayı. 8. golü atarsak gol rekorunu da kırmış olacak. Onu da kırmış olacak. Helal 7 olsun. Şey oldu şu anda. 7 galiba Gençler Birliği ve Fenerbahçe'yi egale etti. Başakşehir şimdi 8'de golü egale edecek. Abi korkunç bir şey. Yani attığı gol. Bak arka kameradan görüyorsun. Sağ ayağından sol ayağına topu almak Hakan Tecimer yapardı onu çalım atarken. Evet. Ama nasıl görüyor oradaki küçük iğne deliğini? Mesela çok soğukkanlı, çok sakin. Tık, dön. Attırdığı gol haklı olarak Temaşaspor'udur. O reverse'e takılıyoruz değil mi? Çok haklı olarak. Ben takılmıyorum. Niye biliyor musun? Abi oraya yumuşacık nasıl bırakıyorsun ya? Çeko'nun önünde asist yumuşacık nasıl onu yapabiliyorsun? Kalite. O da kalite işte. O Çağdaş Hoca'nın sözüne ettiği. Bugün sevgili Rize Spor hocamızın İlhan Palut'un ifade ettiği aşamadığın var. Bu kaliteyi aşamazsın abi. Sen istediğin oyunu kur. İstediğin korakor mücadele yap. Kaliteyi aşamazsın ve kalite kazanır. Sonunda kalite mutlaka kazanır. Hayatta da öyle. Hayatta da öyle dedin ya. Mesela İrfan Can Kahveci de öyle bir hayat yaşadı ki son 1,5 sene içerisinde abi. 2022'nin Nisan ayında Can isminde evlatları dünyaya geldi Gözde ile birlikte. Allah. Gözde Hanım'la birlikte. Allah bağışlasın. 1,5 yaşında şu anda. 1,5 yılı öyle bir geçti ki İrfan Can Kahveci'nin dolu dolu. Acayip bir çıkış. Bir anda iniş, bir anda duygusal bir yoğunluk, birikim, ardından tekrar bir çıkış. 2023'ün Nisan'a geldiğimizde ya tribünler inanılmaz tepki gösteriyordu İrfan Can Kahveci. Islıkladılar, sakatlıklar yaşadı, o sakatlıklar canını sıktı, ıslıklanmalar, sonra bir tiyatro oyununa gitti arkadaşlarının. Orada istenmeyen bir görüntü oluştu onun dışında. O görüntüden sonra Fenerbahçe taraftan özür diledi ve bu süreçte Fenerbahçe televizyonunda verdiği röportajda bir şey ifade etti. Saha dışında da mental olarak destek alıyorum ben dedi. Psikolojik destekten bahsediyor. Ve bugün İrfan Can Kahveci bunun karşılığını fazlasıyla aldığını görüyorum. Ben valla yürekten tebrik ediyorum İrfan Can'ın geldiği noktayı. Hem fiziksel hem mental olarak. Tebrikler diyelim. Mutluluk mutluluğu çeker değil mi? Çeker. Şu an Fenerbahçe'de İrfan Can için de tümden varım. Taraftardan da tümden geliyorum. Ama İrfan Can için de mutluluğun formülü çok açık. Bir sen bir ben bir de bebek. O söyledi. Bebek. Doğru. Ama çok olgunlaşmış abi ya. Gerçekten çok olgunlaştı yani İrfan Can. Defalarca yüzüne söylediğim için bir kere daha söyleyeyim. İrfan'cığım küfür etme. Ne olur küfür etme. Etme etme. Bak bu sene orada gitti. Yani onu söylüyorum. Canlı evet. Yayında küfürünü diyorduk İrfan'cığım. Yani. Saha içerisinde çok böyle sakin etmiyor, olgun davranışlar etmiyor, ortaya etmiyor. Koyuyor. Yani. Çünkü liderliği işte o Senat Okun verdiği önemli bilgi. Liderlik baskısı üstünden kalkıp o Tadiç'le Ceko'ya geçince tamamen oyuna odaklanan bir adam oldu. Defalarca bak ne dedin? Defalarca dedin. Hayır defalarca bak ne dedin. Gitmeden. Son defa gözlerime bak. Bir kez daha düşün gururu bırak. Kaç kere yalvardım ben ağlayarak ayrılmayalım diye Allah biliyor. Vay. Bir de ayrılmayalım. Ayrılık rüzgarlarıyla savrulmayalım. Buyurun sabah. Peki. Coşkun abi ama. İsmail Kartal'ı da bir tebrik edeyim Fenerbahçe bitirirken. Çünkü Senat Ok bir bilgi verdi. Bu ekranlarda burada. 7 gün Samandıra'da kalıyormuş abi. Sadece bir gün günübirlik evine gidip geliyormuş. Bu inanılmaz bir şey. Bence sen İsmail Kartal'ı tebrik ederek yanlış yapıyorsun. Niye abi? Hanımefendiyi tebrik etmek için. Doğru. Doğru söylüyorsun abi doğru. Hakikaten doğru söylüyorsun. Bütün aileyi. Ya işte o abi o Arap İsmail. Yani o bize anlattığı balıkçı sandal olmaz. Sandalın üzerindeki İsmail o.
hayata ait dengeler, oyunculuktaki tabii, tabii. dengeler. Yani o sandalın üzerinde duruyor hala İsmail Hoca. Çünkü öyle bir takım ki dengeyi biraz kaçırdığın zaman, otoriteyi, disiplini biraz kaçırdığın zaman, birine az, birine çok verdiğin zaman Allahu Ekber. Bir şey soracağım, katılır mısın abi, merak ediyorum. İsmail Kartal bu sefer Fenerbahçe'ye gelirken farklı gelmiş gibi geliyor bana. Nasıl farklı gelmiş? Buraya tekrar dönebilme ihtimalini göz önünde bulundurarak bir potansiyel hoca adayı olarak analizlerini yapmış ve bir gün dönersem bu şekilde geleceğim demiş diye düşünüyorum. Bunu lütfen bir gün İsmail Kartal'la özel bir sohbette bu cümlelerle sor. Sana ne diyecek biliyor musun? Ne diyecek? Hayır, bu yanlış diyecek. Çünkü o geldiğinde de, o gittiğinde de sürekli mütemmim cüz'ü çalışmakta onu. Yani Fenerbahçe'den ayrıldığından biz yaklaşık 10-15 gün sonra bir iki grup arkadaş yemek yediğimizde bunları artık bir hayat biçimi haline getirdiğini, yani mesela ekibiyle sürekli toplantı yaptığını. Aa, güzel. Samsun Spor teklif getirdi. Doğru. Geçen sene. Doğru. Bak, o zaman bunu şöyle özetleyelim. Kalite her zaman kazanır değil. En doğru kazancı kalite ve doğru çalışma birleştiği zaman edinirsin. Fenerbahçe'de şu an olduğu gibi. Galatasaray'a geçiyorum. Ankara Gücü maçı 2-1 ama 36 şut Mehmet abi. Ve 36 şut Opta'nın istatistik tuttuğu 2014-2015 sezonundan bu yana ulaşılan en yüksek sayı. Ama 36 şutun ikisi gol oldu. Hatta 1.5. Bence aktör değişimi bu. Geçen sene Kerem Aktürkoğlu'nun gözü Icardi'yi arıyordu. Bu sene aktör sayısı çoğaldı. Oyunda çok iyi ama o anlamda golü bulan bir oyun değil. Fenerbahçe kadar golü bulan bir oyun değil. Galatasaray kazanıyor. İyi gidiyor. Bugün işte 1 Ekim'i 2 Ekim'e bağlayan gecede yayın yapıyoruz. Onun doğrusu 1 Ekim günü değildir ama doğal olarak bir tane gün seçeceksen 1 Ekim'i seçiyorsun. 1 Ekim günü 1905'te kurulan Galatasaray'ın kuruluşunda, tüzüğünde de yazdığı gibi, sonralarında Türkiye'nin en büyük bu noktadaki markası olduğu gibi, Ankara Gücü ve İstanbul Spor maçlarından hemen arınıp, ki Okan Hoca'da onu gördüm, Manchester United maçına dönmesi lazım. Dolayısıyla Ankara Gücü maçıyla ilgili söyleyebileceğim şudur. Elbette Zaha, elbette kısmen Tete. Kerem 10 numara Avrupa'da oynamaz. Hoca yönetirse yanlış yapar. Icardi gol atamıyor olduğu karşılaşmalarda çok doğru işler yapıyor. Kerem Demirbay'a bayıldım. Davinson Sanchez'e bir şey söyleyemiyorum. Yani Nelson'un üzerinden birinin formayı bu kadar kısa sürede alabileceğini ben tahmin etmemiştim. Ve rahat bir şekilde aldı değil mi? İyi donk değil. Çok çok iyi donk. Kıyaslama abi. Tamam. Hani donk sesi gelir abi, bak kıyaslamam, öyle söyleyeyim. Bak, donk yani, ama bir cümle bitireyim. Tabii lütfen. Donk ne biliyor musun? Hem stoper hem orta saha gibi. Kaldı ki donkı da o kadar küçük ama U20 takımında Burakların karşısında falan oynamış önemli bir oyuncudur tabii. Yani. Donk orta saha oyuncusu gibi oynayıp savunmada stoper veya orta saha oynarken topları çok iyi atardı. Bu çocuk da aynı şey. Harika topu oyuna sokuyor, ileri çıkıyor, hücumda bir güç haline geldi ve çıplak gözle Türkiye'de izlemeden anlayabilecek insan sayısı bence fazla olması gerek. Maçlara C'ye gidin. Ben İngiltere'de izlemedim, belki siz izlemişsinizdir. Maçlara Davinson Sanchez izlemeye gidin. Değil mi? Muhteşem oynuyor. Evet. Harika oynuyor. Bir de henüz izlemeyenler varsa canlı olarak, ekrandan da belli oluyor da orada başka gözüküyor. Abi Torreira. Ya yoruluyorsun izlerken. Böyle bir şey yok abi. Gerçekten böyle bir şey i̇şte yok. İşte Torreira'ya yani. Da artı bir katıyor. Donk'tan kastım o. Bir orta saha oyuncusuna benzettiğim için söylüyorum. Davinson Sanchez neredeyse Torreira'ya yakın dönemlerde ikinci orta saha gibi oynuyor. Ermut, sen nasıl yorumluyorsun? Yani dolu taraftan bakıyorsun bardağın, boş tarafına bakacaksın önce. 36 şut dolu tarafı ama bunun karşılığında 1.5 atılan gol. 1.5 diyorum çünkü hani kendi kalesine yakınsın ben de, o yüzden tamam. diyorum. Hangi taraftan bakıyorsun? Vallahi ben heyecanlandıran taraftan bakıyorum. Bu kadronun yaptıkları henüz hala yapacaklarının yarısı bile değil. Çünkü öyle bir potansiyel var ki bu kadroda, birbirine gerçek anlamda alışıp uyumlu makine haline geldiği zaman başka bir şey izleyeceğiz. Tabii bu bütün oyuncuların bildiğimiz potansiyelinin kinetiğe dönüştüğü denklemde geçerli. Ki Zaha bunu yapacağını gösterdi son maçta bence. Hatta ben başka bir başlık da atayım. Abi çok iyi kadroya. Bak hakikaten çok iyi kadro. Ben Galatasaray'ın Old Trafford'da yenilmeyeceğini düşünüyorum. Hatta şu gördüğüm Zaha'nın maçın adamı olacağını düşünüyorum. Eğer bu zor durumdaki Manchester United çok dominant bir oyun oynamaya kalkarsa da tam Zaha'nın istediği alanın açılacağını,
O alanda da Galatasaray'ın gol bulma ihtimalinin yüksek olduğu fikrindeyim. İstanbulspor maçı şu an ölçü değil. Zaha ile ilgili dediklerine katılmakla beraber aklıma şöyle bir soru geliyor. Zaha'yı oynattığın zaman Kerem Aktürkoğlu'nu nerede oynatacaksın? Buyurun konuşalım. Abi normalde gönülden artık 10 numaraya alıştırmaya çalışıyorlar şu an itibariyle. Ben Şünat karşısında Şampiyonlar Ligi'nde. Hayır, orada oynar mı emin değilim. Yani Ziyech'in durumu... Ben eminim durumu... oynamaz. Hayır, oynatılır mı acaba o anlamı söyledim. 11'de yani. Mi? Evet, 11'de. Kerem mi? Evet. Bence Kerem'i oynar. Şampiyonlar Ligi'nde 11'den kesmeyi mi düşünüyorsun? Bence oynar. Ben de oynar diye düşünüyorum. Tabii işte benim sorum o zaten. Yani Zaha ile Kerem Aktürkoğlu'nun rol çatışmasında kimi nereye koyacaksınız? Derdim o. Yani Zaha kesin sol. Kerem ne? Kerem'e kalan tek bir yer var. 10 numara. 10 numara pozisyonu. Tamam. Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Torreira. Evet. Böyle diyorsun yani. Ama şunu da söyledi. Okan Hoca sanki böyle başka bir plan yapıyormuş gibi de hissetmedim değil. Tamam, o plan ne işte, onu anlamaya çalışıyorum. Üçlü oynamak gibi mi? Acaba Oliveira'yı mesela dahil eder mi acaba? Gerçi bunu denemedi maçlar içerisinde. Oliveira'yı orta sahada üçlü mü? Evet. Onu düşündüm. Benim gibi muhafazakar tarafı güçlü bir adam olarak mesela ben olsam çıkarım ama bunun rakibe senden korkuyorum mesajı vermek olduğunun da altını kalın kalemlerle çizerim. Korkmak değil bu. Korkmak. Ben sana 1-6-2-8 ile oynuyorum. Hatta bazen altılaşabilen 3 oyuncu ile oynuyorum. Korkmak. Mesaj o. Zaha ve Kerem'in varken geçiş oyunu oynayacaksan çok... O zaman sen Kerem'i sağ atıyorsun yani. Sağdaki Kerem sende sağda. Sağa öne atabilirim. Tamam. Tete'yi reaksiyon oyuncusu olarak düşünerek. Ziyech'in durumu önemli burada. Oynamayacakmış galiba. Öyle hazır değil gibi. Tete fena durumda değil. İyi durumda. İyi durumda hatta yani. Bence çok mücadele ediyor. Önerme Erbatur'un Zaha'sından çıktı. Benim önermem şu an... Ya şimdi bazı yorumlar da okudum. Muhtemelen Zaha'sı da var önermesinin. Tabii var. Yani daha orta Zaha'sındayım. Yok Zaha neler. Neyse uzatmayacağım. Zaha Zaha'nasınız. Uzatmayacağım dedim, uzadı bak. Neyse şöyle bir durum var. Hani Zaha'nın kariyer yönetimi hakkında bugün İngiliz basında bazı yerlerde eleştiriler de gördüm. Zaha en güzel cevabı verebileceği vitrine çıkıyor. Evet. Yani Old Trafford'dan, Düşler Tiyatrosu'ndan daha güzel bir yerde oyununuzu sergileyemezsiniz. Ki fiziksel olarak gelişmekte, takıma uyum sağlamakta, attığı golü kenara koyuyorum. Dediğim gibi Fenerbahçe ve Galatasaray için Süper Lig maçları gerçekten ölçü değil bu sene. En ölçü olabilecek. Hatta bu ölçüyü öyle bir kalıpla alırsın ki, hani korkmak dedi ya, korku kalıbını rakiplerine yerleştirirsin. Galatasaray öyle bir maça çıkacak Old Trafford'da. Zaha'nın golünde ben staddaydım. Orada bir dikkatimi çekmesi mümkün değil. Eve gidip seyredince çalımını boşver zaten. O alameti farikası da. Kaleci, maçın en önemli oyuncusu olan kaleci ne yaptı bir anda? Kaldı. Hayır. Şöyle mi yaptı? Önce bu tarafa gitti. Evet, şöyle yaptı. Bu olan ne yaptı? Pızık buraya vurdu. Evet, tarafa vurdu. Çünkü doğal olarak o topa herkes, sen de ben de oynasak sağ ayak içi vurdu. Abi adam döndü böyle vurdu. Müthiş bir vuruş yani. %100 katılıyorum. Bir de United maçıyla ilgili şunu da söyleyeyim. Manchester United'da aklı karışık ve büyük bir baskı altında olan Ten Hag var. Bir liste versene bana, lazım olur yarın bir gün. Şu anda kaç kişi ve nasıl oynamıyorlar? En son şey de oynamayacak değil mi? 2-3 ay sahalardan uzak. Abi hemen söyleyeyim. Bugün sakatlanan. Lisandro Martinez yok. Shaw yok. Van Bissaka yok. Luke Shaw yok. Reguilon yok. Yani evet. Sol bekler yok. Amrabat oynattı. Sabek'in asıl yok. Sol bek Amrabat oynadı. Evet. Malasia yok, sakatlığı var. Jadon Sancho kadro dışı. Antony yok, problemleri var. Çalışmaya başladı takımla. Oynar mı Antony bu maçta? Yani kadroya da olabilme ihtimali var. Bilmiyorum. Ben şu anda izleyicilerin yerinde olsam ikiniz gibi büyük bir Premier Lig uzmanlarından şey alırım. Ne oynamalı Manchester United onu merak ederim sizden. Nasıl oynamalı onu abi merak ederim. Abi onu kendileri cevaplayamıyorlar ben sana söyleyeyim. Aynen öyle, şöyle bir sıkıntısı var. Genelde Brighton ve Burnley maçlarında topu rakibe vererek oynamayı denedi. Hatta dedik ki biz Manchester United'sın sen, topu rakibe vererek oynamak ne demek? Bu sefer Crystal Palace maçında oyuna tamamen hükmederek oynamayı denedi. %77-%23 oynadı. Geçmiş olsun. Ama gol atamadı. Yenildi. Topu oynatacak takım olayını oluşturamadı şu ana kadar daha yani. Ya mesela ideal kadro sorunu çok yaşıyorlar. İyi para harcamalarına rağmen çok iyi bir ideal kadroları var mı? Yok, hayır. Var diyemem.
Bruno Fernandes'i çıkartsan o şu takımdan. Çok büyük sıkıntı çıkarırsan. Bruno Fernandes'i çıkart bu takımdan. Takımda lider kim? Kim oynatacak takımı? Bulamıyorum. İşte daha Højlund alışma sürecinde. Büyük fırsat Galatasaray için. Çok büyük fırsat. Ya bu yani. Gerçekten ben Galatasaray'ın kaybetmeyeceğini düşündüğümü söyledim. Bunu biraz temenni olarak da söylüyorum ama aynı zamanda girişat da onu gösteriyor. Bulabileceğin en sorunlu Manchester United. Glazer ailesi yani yönetim taraftarla problemli. Ten Hag oyuncularla tam bir uyum sağlayabilmiş değil. Takımın birbiriyle problemi var. Ha şu da var, reaksiyon vermek istiyorlar bir yerde. Umarım bizim maç atlar da ondan sonra o reaksiyon kafasına girebilirler. Öyle söyleyeyim. Bakarsın Galatasaray kazanır, Ten Hag gider. Ne belki güzel olur ya. Bizi ilgilendirmez ki. Bizi ilgilendirmez ki. Bana ne ya. Kim oynarsa oynasın. Peki. Altay'ın oynamasını isterim. Bizim kendi çocuğumuz olarak Altay keşke oynasa. Yani her maçta Galatasaray maçıyla geçirir. Her maçta Altay oynasın. Umarım bir gün o da olur. Beşiktaş, Abubakar sahne al diyorum. Doğru mu diyorum Ermatur? Aldı. Yine kişisel olarak nefis bir gol attı. Hoca değişik bir şeyler denedi. Her gol atışında aklıma Brezilyalı efsane Ronaldo geliyor. Gerçekten çok benzetiyorum ya. Ayak hareketleri, gol vuruşu. Ya bana çok hatırlatıyor, öyle söyleyeyim ya. Ben kariyer yolunu çok benzetiyorum. Instagram'da onu zaten paylaştım. Tekrar anlatmayayım uzun şekilde. Sakatlık sonrası oyunu değiştiren bir adam olarak. Ama mesela Beşiktaş'ta Abubakar sahnede ya. Beşiktaş'ın sahneye koyduğu oyun ve Beşiktaş'ın çıktığı sahne olması gereken sahne ve sergilemesi gereken oyun değil. Sorun ne biliyor musun? Ne? Hani biz burada sezon başı programlarında da konuşuyorduk ya. Sezon başı programlarında ne diyorduk? Beşiktaş'ın fena bir kadrosu yok aslında diye konuşuyorduk değil mi? Fena kadrosu yok hala, öyle fikirdeyim. Aynı fikirdeyim. Beşiktaş'ın fena kadrosu yok da bu kadro bu senenin kadrosu değil. Bu sene öyle bir lig oynanıyor ki Fenerbahçe ve Galatasaray çıtayı arşa çıkarmış durumda. Başka bir frekansta iki takım. Biz bu transferler 10 sene önce yapılsa ya tamam fena değil bu transferler. Hani Beşiktaş zaten büyük takım, formasını koy oynar şampiyonluğa derdik. Yine onu deriz ama bu sene lig öyle bir lig değil. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin frekansıyla Beşiktaş'ın şu anki frekansı arasında bir fark var. Problem burada kaynaklanıyor. Sayın Başkan iletişim problemi yaşadı. Bunu hep söyledik. %90 şampiyonuz derken de yaşadı. Söyledik. Ama aslında Sayın Başkan bunu söylerken biraz geçmişin bakış açısıyla söylüyordu. Bunu geçmişte daha birbirine yakın, daha Portekiz Ligi gibi olduğumuz, yani daha Sporting, Porto, Benfica, Braga şeklinde bir lig olduğumuz dönem için söylersin. Ama bu sene lig La Liga gibi oldu. Çünkü senin yaptığın biraz geçmişin bakış açısıyla yapılmış hamleler ama gelecekteyiz. Bu geleceğin senesi. Şu andaki fütüristik ligde Beşiktaş maalesef kalite olarak rakiplerinin arkasında ve bu oyunculara da sirayet ediyor. Oyuna da sirayet ediyor. Buradan çıkılır mı? Tabii ki sıkıntı yok. Konya'yı yendi Beşiktaş. Yani rakip 10 kişi kaldı vesaire. İlk yarıda çok iyi değildi. Hatta iyi değildi yani. Ama umut edecek bir yaşam bahçesi içinde değil şu an siyah beyaz ekip. Ya bu takım umut ettirmiyor ve rakiplerinize baktığınızda umut etmekte daha da zorlanıyorsunuz. Beşiktaş kırılmazdı. Buyurun Mehmet abi. Çok hemen oradan umut edecek diye lafını söylesene. Umut edecek diye başladığın cümleyi söyledim. Bir kere söyledim. Tamam, umut edecek bir durumda değil Beşiktaş dedim galiba. 3 Mart 2019. Erzurumspor Galatasaray maçı 1-1 bitiyor. Fatih'im çıkıyor. 8'de kapanır, 18'de kapanır diyor. 19 Mayıs 2019'da Galatasaray şampiyon oldu. Ya bu Mehmet Ayan da Fatih Terim'i çok seviyor, ondan örnek. Tamam, aynısını Mustafa Denizli'den de ver abi. Yok. Beşiktaş teknik direktörüyken yaptı çünkü. 26 Şubat'ta hedef gösterdi. O meşguliyette tedaviydi. Hocayı tanıyoruz. Tamam ama sonuçta oldu. 26. haftada lideriz dedi. Lideriz. Şimdi daha güzeli var. Olumlu anlamda söylüyorum. Keşke herkes Sergen Hoca gibi yapabilse. Çoluk çocukla, Ersin de Rıdvan'la. Tamam. Necip'le, Gaziantep'le oynadığı bir maçı 3-1 kaybetti. Yanılmıyorsam 6 Kasım 2020 idi. İstanbul'a geldi. Ben biraz bahis oynamayı da seviyorum. Başakşehir'e ben bastım parayı. Beşiktaş önde bastım Başakşehir'e parayı. 3-2 bitti. Beşiktaş kazandı. Bir hafta sonra tarihi 4-3'lük maç oynadı.
Fenerbahçe karşısında ve şampiyon oldu. Sen bu zor durumdayken eğer 4-2'lik Adana Demirspor travmandan sonra Salih'i itmekten başka bir şey yapmıyorsan, çıkıp 8'de kapanır, 18'de kapanır diyemiyorsan Beşiktaş'ın işi çok zor. Bunu Ahmet Nur Çebi yapamayabilir. Ahmet Nur Çebi başkandır. O kendine göre doğru ya da yanlış da malzemeyi vermiştir. 3 Mart 2019 günü Fatih Terim 8'de kapanır, 18'de kapanır derken hem takımına hem kendine hem camiasına güveniyordu. Beşiktaş'ın taraftarında bu sorun yok. Tabii ki. Işıltı bekliyor. Bence Beşiktaş'ın oyuncu kalitesi, evet Galatasaray Fenerbahçe kadar değil ama Beşiktaş'ın oyuncu kalitesi kalan diğer 17 takımımızdan çok önde. Beşiktaş'la Trabzon'un oyuncu kalitesini kıyaslayabilir misin? Ay Beşiktaş tabii ki üçüncü olur. Lider, ama Beşiktaş'ın ne şampiyonluk hedefi söyleyeyim. Bu sene dediğim gibi ekstra sezon. Öyle bir durum var. Bu sene ekstra sezon. Erdal abinin lafı çok güzel. Galatasaray'da Fenerbahçe, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi tutmayanların sinirini bozuyor bu sene. Bu gerçek bir orta yerde futbol anlamında sinirini bozuyor. O yüzden çıkıp lider olarak bu işin bayrağını önde tutmazsan maçtan sonra Salih'i iter. Yayıncı kuruluşta didişirsen, yayıncı kuruluşta didişmenin ne manası var? Bugüne kadar yayıncı kuruluşta didişip kim fayda gördü? Hande'den bahseden Fenerbahçe mi? İkide bir görüşeceğiz diyen Galatasaray mı? Be fair yapan Fenerbahçe mi? Kim bundan fayda gördü? Ve konunun yayıncı kuruluşta uzaktan yakından alakası yok. Liderlik etmek 8'de kapanır, 18'de kapanır demek. Liderlik etmek olumlu anlamda Rıdvan'la, Ersin'le, çoluk çocukla şampiyon olmaktır. Beşiktaş'ın başında bu tip bir lider yok. Sorun bu. Ayrıca bir isabetli şutta 2 gol buldu. 7'si ilk yarı, 7'si ikinci yarı rakip ceza sahasında 14 kere topla buluştu. Az önce sen dedin Galatasaray rekor kırdı 56 ile. Fenerbahçe yetmez ya da 61 yaptı. Evet aynen öyle. 61 işte yaptı. Zaten bak bu istatistikler seviyeyi çok gösteriyor. Şenol Hoca bu sene bunu diyemeyebilir normalde diyecek olsa bile. Çünkü mühendislik de yanlış yapıldı. Yaptığınız transferler, sorun şu, para olan parayı kötü harcadınız. Transferler yaparken yapılmış olan mühendisliğin sonucunda ortaya çıkan bina, ya siz bir bina yaptınız, gökdelen olmasını bekliyorsunuz ama o kadar kat çıkacak elinizde malzeme yok. Şimdi yaratıcılık eksikken, temaslı oyun oynayabilecek takım eksikken, rakipleriniz bu kadar iyiyken İddialı ifade kullanma ihtimaliniz de ortadan kalkıyor. Zaten sorun orada. Yani bu yüzden umudun olmadığı yerde hayalinizi gerçekleştiremezsiniz. Ama buradan bir dönüş olur mu? Hani bu tek avantaj Lugano İstanbul. Evet, çok değerli. Çok değerli ki ben Beşiktaş'ın Lugano'yu yeneceğini düşünüyorum. Yenmek de zorunda bu arada yani. Tabii. Avrupa'daki sürü. Peki Konferans Ligi'ne dair bir hedef koyması nasıl bir fikir? Sen ne diyorsun? Ben olsam Türkiye Kupası'nda defter başka hiçbir şeyde hedefini koymam. Türkiye Kupası. Konferans Ligi de mümkün gibi geliyor bana. Eğer gruptan lider çıkarsan son 16'ya direkt kaldığın için büyük bir avantaj. Genk maçını seyrettin değil mi? Evet. Neydi pardon? Genk Buruş. Buruş, Demirspor. Hatta arada Trabzon. Kayseri'nin... Trabzon maçında sen. Trabzon, Buruş, Kayseri'nin 60 dakikası ve bu akşamki... Bu arada Konya Spor da futbolun kötüleşmesi için elinden geleni yaptı. Çok kötü bir futbol takımı gördük bu akşam Konya'da. Konyaspor'dan bahsediyorum. Evet. O yüzden Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde Erbatur'un dediği atılımı yapamadığı takdirde ben Lugano'ya yeneceğine inanıyorum. Öyle çok uzaklara gidemez. Erbatur'un dediği atılımını ruhundan yaparsa, umudu beslerse ben Türkiye Kupası'ndan makul bir hedef olduğunu düşünüyorum. Bir de hoca Veli bak araya gireyim. Lafını bağla keseyim. Hocanın arayışta olduğunu da görüyoruz. 4-4-2. Geçen maçtan oyuncu değişiyor. Evet. Bugün kısmen 4-2-4. Gibi. Evet. Tabii yani bir de bir yandan hala atlamayalım bak bu gerçek. Hala öyle ya da böyle Afrika'da kupa başladığında oyuncular gidecek ve bambaşka bir kadro yapılanmasına çıkacak. En az 6, maksimum 8. 6-8 arası oyuncun olmayacak senin. Onlardan biri Abubakar bu arada. Aynen biri de öyle. Masuaku. Ya yani iki tane gerçekten yaratıcı oyuncu var. Hepsini sayabilirsin ya. Bugünden hepsini say. Öyle söyleyeyim sana. Hayır, maçı izlerken yani. Dikkat edin. Zaten hani oyunu çok kimse beğenmiyor izlerken. Yaratıcı ayak dediğimiz isim de hadi Abubakar'ı kenara koydum. Masuaku. Masuaku gittiği anda senin koridorun ölüyor. Koridorun da bu arada sadece sola doğru değil, içeriye doğru da. Yani çok zor bir sezon bence. Beşiktaş kırılmazdı normalde ama kırılmaya başladı. Kırılgan hale geldi. Aslında Adana Demirspor maçında da, Trabzonspor maçında da benim düşünceme göre bu kadar kötü oynanmaya başlamamışlardı. Fakat iki golü yiyince bambaşka bir hale geldi. Yani yok, umut kalmadı. Biz kazanamayız.
deyip hemen pes etme noktasına geçmiş Beşiktaş vardı o maçlarda. Bu zaten sıkıntı. Yoksa kalite olarak aynı kaliteye sahip. Mesela geçen sene iyi oynayan, iyi giden Beşiktaş'ın ideal o 11'ine devam etmekte konusunda ısrar etse Şenol Hoca başka bir şey ortaya çıkabilir gibi geliyor bana. Abi ama Şenol Hoca'nın orada kabahati yok ki. Sürekli transfer borcu ettiler takıma. Geçen senenin sonunda Şenol Hoca bilmiyoruz ki. Belki 3 oyuncu istedi. Ama sürekli transfer yaptılar. Aldılar, attılar, aldılar, attılar içeri. Biri Redmond'tu. Sürekli. Bir de çok duygusal ve yönetmesi çok zor oyuncular aldılar. Ve kırılgan. Afrikalı oyuncular genelde ağırlıklı olarak duygusal ve yönetmesi zor oyuncularındır. Ve kırılgan oyuncular. Kırılgan oyuncular. Maalesef. Yani ya böyle zirvededir ya da böyle bir anda aşağı inebilir yani. Yok ben kırılgan derken sakatlık riski için söylüyorum. Ben duygusal kırılganlıktan da bahsediyorum aynı zamanda. İşte ya hakikaten zor bir sene. Umarım toparlar Beşiktaş oyun anlamında, gelişmek anlamında. Peki. O halde ağzınıza sağlık. Eyvallah, teşekkür ederiz. Bugün evet, bir savunma arkasının... Bu bölüm bizim için çok özel bir bölümdü. Hem futbol arena için özel bir bölüm. Bizim için de aynı şekilde. Çünkü Mehmet Ayan'la birlikte, Mehmet abimizle birlikte yaptığımız son savunma arkası. Neden? Nedenini Mehmet abi bizlerle paylaşsın. Evet, yani Ciner Medya grubunda bir görev teklif edildi. Ben de Lig Radyo'yu, TVNet'i ve futbol arenayı terk etmek suretiyle oraya geçmek zorunda kaldım. Zorunda kalmaktan kastım şöyle. Yani çok mutluluklu ama buraları duygusal terk edişler çok zordur. Böyle törenleri de sevmem. Medyadaki yolumuza başka bir yere devam edeceğiz. Futbol arenayı bırakmaktan da, Lig Radyo'yu bırakmaktan da, TVNet'i bırakmaktan da çok böyle coşku mutluluk içinde değilim ama çok net tweet de attım. Geleceğim ve geçmişim söz konusuydu. Geçmişimizde bıraktığımız gönlümüzle geleceğimizin aklını tesis etmeye gayret edeceğiz. Seninle her zaman her yerde aynı platformda olmak, aynı masada olmak büyük keyif abi. Seviyoruz seni. İyi ki varsın. Yolun açık olsun. Eyvallah. Küçük bir gıcıklık yapayım. Hani vardı ya Mehmet Ayan'ı çıkartan harika olur program diye. Bak istediğiniz oldu. Futbol Arena sizlerin bütün bu konudaki görüşlerini abi dikkate aldı. Abi bak ben de sana... Abi hem çok mutlu oldum. Evet. Üzüldüm. Birlikte tekrar yayın yapamayacağımız için. Ama çok mutlu olduğumu söyleyeyim. Çünkü çok güzel bir göreve gidiyorsun abi. Çok değerli bir yere gidiyorsun. Söylemedin sen ama ben izninle söylemek istiyorum. Ciner Medya Grubu spor yayınları koordinatörü. Doğru mu söyledin abi? Evet. Harika bir görev. Hak ederek gidilmiş bir görev. Yıllarca kazıyarak tırnaklarla. Hayırlı uğurlu olsun abi. Eyvallah. Futbol Arena benim yuvam. Bir gün tekrar beni burada görebilirsiniz. Çağdaş kardeşim başta olmak üzere bütün ekibe isim vermek sizin hepsine çok çok teşekkür ederim. Sizler zaten çok değerlisiniz. Hem aykırı sorular hem de bu güzel savunma arkası programında olamayacağım için üzgünüm ama belki bazı programlarda şurada olurum yani. Abi zaten abi, her zaman hayatta önemli olan adreslerin farklılığı değildir. Kalplerin birliğidir. Bu kalpler hep aynı yerde. O halde bitirirken Mehmet abi alkışlayarak bitirelim. Evet, bravo. Tören adamı değilim ben, kusura bakmayın. Eyvallah. Hemen milyonere gel. 20 lira artı 20 lira. Toplam 40 lira milyon puanı al. Milyoner.